Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Kanalımıza özel yeni sponsorluk için takipçilerimiz özel 50 dolar ve üstü fonlama yapan 4 şanslı kişiye 250 dolar toplamda ise 1000 dolar para dağıtılacaktır. Sonuçlar kanalımızda paylaşılacak açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsiniz. Dolar-TL paritesiyle başlayalım. Haftanın 4. işlem gününde e, Dolar-TL parisine bakarsak dün 8.68 seviyesine kadar e, yükseldiğini gördük paritenin. Piyasalar dün ABD enflasyon verisine odaklanmıştı biliyorsunuz. E, ABD'de 13 yılın zirvesine çıkan enflasyon Temmuz ayında e, %5,4 oranını korudu. E, yani beklentiler dahilinde geldi. E, ancak çekirdek kalemdeki e, düşüş son 4 aydaki hızlı yükselişin bir miktar soluklandığında e, göstermiş oldu bize. Ee, özellikle ikinci el otomobili fiyatlarının son ayda durması e, dikkat çekerken veri de piyasa, piyasalarda da e, olumlu karşıladı diyebiliriz arkadaşlar enflasyon verisine. E, onun dışında ee, çok hızlı bir e, parasal sıkılaşma olasılığını düşüren veriyle beraber e, dolar gerilemiş durumda e, ABD dolar endeksi. E, Altın ise e, yükseliş eğilimini tekrar kazandı diyebiliriz. E, bugün Türk lirası varlıklarında etkisini gösterecek olan e, PPK toplantısı var. E, büyük gün geldi çattı diyebiliriz. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısında e, faizi sabit tutması bekleniyor. E, ancak karar metninde güvercin ifadeler yer verilmesi durumunda ücretsiz 3. çeyrekte faiz indirimine gidebileceği olasılığının da e, artması Türk Lirası'nda e, düşüşe neden olabilir diyebiliriz. E, diğer yandan biliyorsunuz Cumhurbaşkanının faiz indirimi için e, bu ayı işaret etmesi nedeniyle de e, sürpriz bir indirim olasılığına karşında e, risk almama e, durum var. Bu nedenle de e, bazı yatırımcılar özellikle büyük yatırımcılar e, pozisyonlarını e, kapatmış durumda. E, dün canlı yayın yapmıştı biliyorsunuz. Akşam canlı yayın vardı. Ekonomi veya faiz oranları ile ilgili konuşması bekleniyor açıkçası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, fakat bununla alakalı herhangi bir e, konuşma yaptığını e, bu da dolar tl konunun düne nazaran yeni günü 8.62 seviyelerinde e, başlamasına neden oldu. Tansiyonu da e, azalttığını görüyoruz. Çünkü herhangi bir açıklama yapmadı. Faizler düşecek diye da e, bu şekilde e, faiz açıklama yapmadığı için de e, kur bir taraftan tansiyonu düşürmüş durumda. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse bakın daha önce de burada bahsetmiş olduğumuz gibi 8.64 seviyesini görüyoruz. E, bu seviye üzerinde kalıcı kapanış yapamadığını gördük şurada 866 8767 seviyesinde e, güzel bir direnç olarak karşımıza çıkıyor e, bu seviyenin kırılması lazım yani burada git gel yapmaya devam etmiş daha önce de burası 4 saatlik grafik olduğu için birkaç kere buraya 858 seviyelerine kadar test etti fakat şu an e, bu seviyenin aşağısına kırılması 850 seviyesine kadar sarkmasına e, sebep olacaktır dolar kurunun şu an e, piyasalar e, ABD enflasyon verisinden kaynaklandığı için e, şu an dolar TL kurunda geriye doğru e, aşağı doğru e, sarkma meydana geliyor. E, PPK toplantısı öncesi bu tarz hareketler normal. Dediğim gibi birçok yatırımcı e, risk almamak adına pozisyonlarını kapatmış durumda PPK toplantısı öncesi. O yüzden de bu şekilde sınırlı bir geri çekilme göreceğiz. E, nitekim şu an e, dolar e, merkez bankası özellikle faizleri sabit tutması durumunda e, tekrar dolar TL grafiğinin e, yükseldiğini göreceğiz arkadaşlar. Çünkü enflasyonla e, mevduat e, hesaplarının faiz oranları şu an birbirine çok yakın olduğu için bizim bu arayı kapatmamız lazım. Yani faizlerin e, aşağı yukarı %24 seviyeline kadar e, çıkması lazım ki dolar kurunda e, geri çekilmeler e, baş göstersin. E, biz de bu sırada zaman kazanalım. Ondan sonra da e, yeni şeffaf adımlarla beraber dolar kurunun kalıcı olarak geri çekilmesini düşmesini sağlamamız gerekiyor. Fakat bu şekilde adımlar ataraktan yani kalıcı olmayan adımlar ataraktan dolar tl korunu sadece e, vatandaşın alttan almasına e, sebep olacaktır. E, grafik üzerinden incelemek gerekirse dediğim gibi ppk toplantı sonrası e, durum daha netleş, netleşecektir. Eğer toplantı sonrası e, dediğim gibi faizleri belki e, çok küçük bir olasılık da olsa faizleri böyle bir 50 bas puan e, yükseltme olursa eğer e, dolar tl grafiği aşağı yönlü e, sınırlı olarak da olsa sarkacaktır. Aşağıya doğru düşecektir. Fakat sabit tutma sorumluluğu dediğim gibi tekrar e, yükselişine devam edecektir bu taraftan. E, onun dışında biraz da altına bakalım arkadaşlar. Şimdi e, altının burada e, ons fiyatına bakacak olursak da dün e, açıklanan ABD enflasyon verisinden sonra e, toparlanma çabasında olduğunu görüyoruz grafikte olduğu gibi. E, ABD enflasyon verisi beklentiler dahilinde geldi. E, altının fiyatı 1750 e, üstünde kalması arkadaşlar tekrar 1830 e, dolarları test etmesine sebep olacaktır diyebiliriz. E, şu anki piyasadaki gelişmeler e, altının lehine olduğunu söylemek lazım. Özellikle enflasyon verisinden sonra. E, yani sıkılaşma beklentisi biraz daha e, geri planda olduğu için arkadaşlar o yüzden e, ons altının yukarıya doğru ivmelenmesi e, gayet normal. E, dün dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan e, düşüş e, ons altın fiyatlarında e, nefes aldırdı diyebiliriz arkadaşlar. E, dolar endeksi ABD'den gelen tüfe verilerinin ardından 92.800 seviyesine kadar e, inmiş durumda. Öncesinde 93.000 e, küsürlerdaydı. E, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,31 altına gerilemiş durumda. Yani bu gelişmelerin etkisiyle birlikte şu an 1756 seviyesi üzerinde yükselmiş durumda. Onun dışında 1756 seviyesini test ediyor şu an zaten altın. Dün de günü 1751 seviyesinde yükselişle tamamladı arkadaşlar. Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde de işte dediğim gibi 1752-1756 bu seviyelerde gidip geliyor. Kısa vadeli görünüm açısından arkadaşlar altın 1750 seviyesi üzerinde tutun tutunamayacağı e, bu takip edilecek aslında e, grafik üzerinde de incelemek gerekirse. Onun dışında bugün e, haftanın 4. işlem günde piyasalar saat böyle 15.30 gibi ABD tarafından gelecek olan işsizlik haklarından e, yararlanma başvurusunu izleyecek. Bunlar önümüzdeki süreçin e, ipuçları olacaktır bize. Dediğim gibi arkadaşlar grafik üzerinde incelemek gerekirse burada 1761-1750 seviyesini e, yukarıya doğru direnç olarak kabul edebiliriz. Şu an 1750 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. 1750 56'da. Bu seviye üzerinden 1756 çok güzel bir rakam. Alım seviyesi için güzel bir rakam. Bu 1750 seviyesinin aşağısında stop loss yapılabilir. 1750 üstü zaten direkt 1800 seviyeleri bizi bekliyor olacaktır. Onun dışında e, kısa bir zamanda e, 1800 seviyesinin test edileceğini yukarıda e, düşünüyorum açıkçası altında. E, o yüzden altın fiyatlarının yönü önümüze doğru açık. 1750 seviyesi üzerine kalıcı kapanışlarda da alım e, long pozisyonlar girilebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, 1750 seviyesinin aşağısında kalıcı kapanışlarda mutlaka stop losslarımıza dikkat etmekte fayda var. Biraz da gram altına bakalım. Şimdi e, gram altında da arkadaşlar dün biliyorsunuz e, 475 seviyesine kadar e, gerilediğini gördük gram altının. E, a, yani buradaki Özellikle altın fiyatlarının küresel bazda düşmesi dolar tl grafiğinin gerilemesinden sonra e, altın fiyatları gene gelen bir düşüş sergilemişti burada gram altın fakat e, dün itibariyle tekrar altını yukarıya doğru e, abd enflasyon verisinden sonra a, altını yukarıya doğru fırlamasıyla beraber gram altını da 484 seviyesinde fiyatladığını söyleyebiliriz. E, genel olarak baktığımız zaman 491 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar alım için gayet güzel bir seviye oluşturuyor. E, şu an 491 seviyesinin aşağısında olduğu için fiyat e, 491-475 bandı arasına gidip gelmeye devam edecektir. E, bugünkü PPK toplantısı sonrasında gram altının yönü de net belli olacaktır. PPK toplantısı sonrası 491 seviyesinin üzerine kalıcı kapanışlarda e, alım için güzel bir nokta olduğunu söylemekte fayda var. E, o yüzden beklentimiz arkadaşlar gram altının yukarı yönlü devam edeceğini söylemek lazım. Çünkü e, faiz arttırma olmayacağı için e, altın fiyatları da 1800 seviyesi gelme potansiyeli olduğunu düşünürsek e, gram altında da yukarı yönlü beklentimiz devam tamam edecektir arkadaşlar biraz da gümüşe bakalım e, gümüş fiyatları da arkadaşlar e, altına nazaran bu da toplama e, evresinde fakat daha e, az toplama e, durumunda toparlanma çabasında olduğunu görüyoruz gümüşün e, şu anki bandımız 24.700 e, 22 seviyesi arasında yani burada iğne bırakmış fakat e, buradaki asıl aşağıdaki destek noktası ise 23 dolar seviyesi yani 23 e, 150 194 seviyesi şu seviye arkadaşlar e, şu an gümüş için almak için güzel seviye mi? Evet bence şu an gümüş tam desteğinde duruyor. Eğer 23-200 e, seviyesinin aşağısında kapanırsa kalıcı kapanış yaparsa stop loss koymak suretiyle bu seviyenin üzerine alım yapılabilir. E, buradan buradaki toparlanmasıyla beraber yani altındaki toparlanmayı da göz önünde bulundurursak e, kısa zaman sonra 24-725 dolar seviyesine kadar e, tekrar bir çıkış görebiliriz e, gümüş fiyatlarında da arkadaşlar. O yüzden e, stop loss noktalarımıza, noktalarımıza dikkat ederekten e, long pozisyonları girebiliriz açabiliriz diyebiliriz. Biraz da e, TL'ye bakalım gümüşün. Gümüş fiyatlarına bakacak olursak da 6.18 fiyat seviyesinden almış olduğu destekle beraber e, 6.48 6.60 seviyelerine doğru e, kat ettiğini gördük. Yukarıya doğru tırmandığını gördük arkadaşlar. E, bu seviye özellikle 6.72 seviyesi altıca aslında fiyatlandığı sürece zaten e, düşüş trendimizin hala devam ettiğini görüyoruz. Buradan e, aşağıya doğru düşen bir net bariz bir e, kanalımız var arkadaşlar. E, özellikle kısa vadeli yükseliş trendine girmesi için buradaki 6.72 seviyesini tekrar üzerine çıkıp e, burada alımların daha da hızlanmasını beklemek daha mantıklı. E, gümüş için genel beklentim yukarıya doğru e, yani 6.72 seviyesine doğru belirli e, yukarıdaki dirençlerden e, kadar çıkıp yukarıda kar satışlarının gelmesi e, olası ihtimaller arasında görülüyor. E, o yüzden alım için arkadaşlar kademe alımı için şu an e, bence yine güzel bir noktada. E, birinci kademe alışı olarak aşağı yukarı bu seviyeler yani 6.48-6 e, ot e, buradaki 35 seviyeleri burası güzel seviyeler. E, bir aşağısında arkadaşlar 5.80 seviyesi e, güzel bir seviye olabilir kademe alışları için. Çünkü yani e, gümüş fiyatlarına baktığımız zaman e, uzun bir zaman zaten yani 5.80 seviyelerinden e, bu şekilde bu kanal arasında gidip geldiğini gördük. Güzel paralar kazandırdı bu seviyede burada arkadaşlar yatırımcıya gerçekten. Şimdi ise e, maksimum düşeceği nokta burası. 5.80 seviyesi çünkü e, piyasalara baktığımız zaman dolar tl grafiği yukarı yönlü hareketini koruyor. E, altın zaten canlanmaya başladı. O yüzden de 6.72 seviyesinin üzerine kırma potansiyeli çok yüksek. Fakat gerilemesi durumunda da maksimum 5.83 seviyesini e, görebilir. O yüzden kadem alış yapmak daha mantıklı olacaktır burada. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 45 bin dolar seviyesinde şu an fiyatladığını görüyoruz. E, güzel bir fiyatlama yaptı. 46 bin 47 bin dolar seviyesine kadar e, test ettiğini gördük zaten. E, 41 bin dolar seviyesinin üstü artık yeni bir başlangıç yeni bir rota olduğunu söylemekte fayda var. E, aşağı yukarı 48 binlerde 50 binlerde e, kar satışlarının gelmesi e, mümkün arkadaşlar. E, tam şu an 45 yani 50, binle, e, 50 binde kar satış olduğunu e, ifade edersek şu an 45 binle tam kanalımızın ortasında yer alıyor arkadaşlar. Yani şu seviyeyle. O yüzden kanalımızın tam ortasındayken alım yapmaktan ziyade zaten 41 bin dolar piyasaya girmemiz gerekiyordu. O yüzden biraz daha geri çekilme ya da yukarıya 50 bin dolar seviyesinin üzerine kalıcı kapanışlara bakmak daha mantıklı. Şu an BTC arkadaşlar yukarı yönlü hareketini korumaya devam ediyor. Yükseliş trendine kısa vadeli yükseliş trendine girmiş bulunmakta. Zaten 41 bin dolar seviyesine geçmesiyle beraber bundan sonra şöyle bir şey olabilir. Belki Çin tarafından farklı kanal tarafından biraz daha BTC ile alakalı biraz daha bu şekilde bir güzel açıklamalar gelirse özellikle bu madenciler hakkındaki yasaklar Çin tarafından iptal edilirse piyasayı daha da rahatlatırsa BTC tekrar 65 bin seviyesine kadar çıkma potansiyeli bulunuyor. Fakat şu gelişmeler esnasında şu an en iyi BTC'nin en iyi olduğu fiyatlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim sizlere. O yüzden yükselme potansiyeli var fakat kar satışlarına da mutlaka göz ardı edilmesin arkadaşlar BTC'de. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler dilerim. Hoşçakalın.